Hanımlar, merhabalar. Kanalıma hepiniz bugün de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün videomda kullanacağım yazmam haki zemin üzerine turkuaz mavisi, pembe, turuncu, sarı renkli bir cenk yazmam var. İplerim de bu şekilde renkli olacak. Modelim de sıralı, çıtır çıtır, tam anlamıyla çıtı pıtı bir örnek olacak. Zeminimi hazırladım. Tabii hepinizin de çokça bildiği bir model de olabilir. Fakat iğne oyasını her iki taraftan da yaptığımız için ben sağdan sola yapıyorum. Benim yönüme gidenler de benim yapımından daha iyi anlayabilirler. Modelimi elimden geldiğince açıkça anlatmaya çalışacağım. Yapımına hemen geçiyorum. Hemen yine haki ipimi alarak, yine zemin rengimi kullanarak başlayacağım. Yine ipimin geri kalan kısmını düğümün içerisine sakladım. Hanımlar, modelde ilk olarak zeminimizde kuyumcu kafesleri yapacağız. Kuyumcu kafeslerimin her yerinde iki düğüm atarak yapacağım. Modelimi daha dik dursun istiyorum. İki düğüm attığımda daha sağlam duruş sergiliyor kuyumcu kafesleri. Modeli de daha güzel kaldırıyor. Bana böyle geliyor. Böyle olduğunu düşünüyorum. Evet, bu şekilde her yerinde iki düğüm atıyorum. Kuyumcu kafeslerimi yaparken de tam zürafanın ortasından düğüm atarak yapıyorum kuyumcu kafeslerimi. Bu şekilde de daha dengeli oluyor diye düşünüyorum. Özellikle de iğne oyasına yeni başlayanların yapımını çok sevdiği bir yapım şekli diye düşünüyorum kuyumcu kafeslerini. Yeniler keyifle yapar. Çünkü ben de ilk başladığımda bu kafes yapımlarını çok seviyordum. Kolay geliyordu yapımı. Ben de iğne oyasını yapalı sanırım 13 yıl oldu diye düşünüyorum. Tabii ben de ilk başladığımda canımın sıkıldığı taraflar oluyordu. Pırpırlarımın boyu eşit olmadığı zamanlar. Tabii ki üzülüyordum. Ama bu işi çok sevmiştim. Hiç de bırakmak istemedim. Keyifle yapıyordum daha doğrusu. Ve hala da iğne oyasını yaparken çok keyif alırım. Bırakabileceğim bir şey değil diye düşünüyorum. Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece iğne oyası yapmaya devam edeceğim inşallah. Evet, bu şekilde alt zeminimi kuyumcu kafeslerini yapmaya devam ediyorum. Evet, ben bu kısmı tamamlayayım. Şu anki aşamam bu şekilde. Yazmamın rengi de çok hoş olduğunu düşünüyorum. Çok tatlı görünüyor yeşili. Tamamlayıp dönüyorum. Evet, kafesli bölümümü tamamladım. Şu anki aşamam böyle. Şimdi burada ilk olarak turkuaz rengimi alarak ilk kafesinden düğümleyip başlıyorum. İpimi de gerdireyim öncesinde. Şimdi burada kafesimin tepesine 3 adet pırpır yapacağım. Pırpırlarımı yaptıktan sonra da parmaklarımla kafesimin tepesine toparlamam gerekiyor. Sonrasında son pırpırımın
Tepesine geri geliyorum. İlk pırpırıma da geçerek tepede bir pay bırakacağım. Ne çok büyük ne de çok küçük olmalı. Şu benim için yeterli. İçerisine geçerek sık iğnelerle dolduracağım bu kısmı. Bir tane daha sık iğne atayım. Sonra son pırpırıma da bir sık iğne atacağım ben. Ve son olarak kuyumcu kafesinin içerisine girerek buradan şöyle bir miktar pırpır görünümü şeklinde pay bırakarak iniyorum. Ve ipimi çok güzel bir şekilde sıkı bir düğüm atarak dibinden kesiyorum. Evet, şu payımıza daha sonra işlemler yapacağız. Bir tane de pembe rengimden uygulayayım. Arada bir iki tane boş bırakıp üçüncü kafesimin tepesine düğümlüyorum. İlk olarak 3 adet pırpırla başlamıştık. Sonrasında pırpırlarımı şöyle tepeye toparladım. Son pırpırımın tepesine geri geldim. Ve ilk pırpırıma geçerek tepede bir pay oluşturup şöyle bir pay oluşturup burayı da içerisine girip sık iğnelerle doldurarak tamamlayacağım. Son olarak ben mutlaka son pırpırıma bir sık iğne de atıyorum. Bu tür her modellerde mutlaka son pırpırıma da geçiş yaparım. Sonrasında kafesimin içerisine girip bir miktarda payımı bırakarak tamamlayacağım. Bu şekilde bir miktar payı olacak. Sıkı bir düğüm atıp buradan kesiyorum. Evet, şu anda modelimin aşaması böyle devam ediyor. Şöyle netleştirelim renklerimizi. Evet, hanımlar, diğerlerini de tamamladım. Şu anki aşamam bu şekilde. Böyle bile çok şeker şu an. Şimdi son olarak artık şu kenarlarda bıraktığımız bölümlere üçer pırpır yaparak tamamlayacağız. Burada açık sarı rengimi aldım. Güzelce sıkı bir düğüm atıyorum.
Sıkı düğüm attıktan sonra ipten kesiyorum. Şöyle tam tepesini de topluyorum. Evet. Bu kadar şirin bir şey oldu. Bir tane daha yapalım. Şöyle hafif bırakıyorum ki pırpırlarımın altında kalsın diye. Şöyle bir tane pırpırımı yaptım. Çok da keyifli bir yapımı var bence. İlk defa yapıyorum. Çok uzun zamandır yapmak istediğim bir modeldi. Bugüne nasipmiş. Bitirdikten sonra yine şöyle yukarıya toparlıyorum. Pırpırlarımı. Evet. Böyle çok güzel bir model oldu gerçekten. Çok fazlasıyla beğendim. Hemen şuraya ipimi de düğümleyeyim. Evet hanımlar. Ben şimdi diğer pırpırlarımı da tamamlayayım. Modelin son duruşunu hep beraber bakalım. Evet. Diğer pırpırlarımı da tamamladım hanımlar. Modelimin son hali bu şekilde olacak. Şunları ütülerken dik durmasına, pırpırların ise gidiş yönünüze bakmasına özen gösterin. Yani ütülerken pırpırları yukarı getirmeye falan çalışmayın bence. Bunlar dik durumda olsun. Bunlar da gidiş yönünüze baksın. Şu an modelim ütüsüz olmasına rağmen çok güzel bir duruşu var. Çok sevdim modeli. Gerçekten tam anlamıyla çıtı pıtı bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Ütülendikten sonraki duruşu çok daha güzel olacaktır. Evet, ben bu modeli yapıyor olsaydım yazma haricinde sanırım bu benim 65-70 TL'ye yapabileceğim bir model. Evet, bugün de videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Çok şükür bugün de videomuzu tamamladık. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum. Her zaman olduğu gibi ihtiyacım var. Şimdiden destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir sonraki yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.